Aşk kalbin dostu mu? Kesinlikle. Aa, güzel. Kesinlikle. Güzel. Aşk olmak lazım. Şimdi aşk olduğun zaman endorfiniz yükseliyor. Hmm. Ve beyinden feniletilamin denen bir kimyasal salgılanıyor. Nabzınızı yavaşlatıyor, tansiyonunuzu düşürüyor, size mutluluk veriyor. Kalp sağlığının ana iki prensibi var. İyi bir iş, iyi bir eş. Eş derken partner demek istiyorum tabii. Bu ikisine sahipseniz kalp sağlığınızı %50 halletmiş sayılırsınız. Aile de çok etkili hocam değil mi? Sosyal çevre. Sosyal çevre, arkadaşlıklar. Değil mi? Endorfini yükseltmek için yapılacak çok fazla bir şey yok. Spor yapmak yükseltiyor. Bir de çok sevdiğim birisiyle konuşmak, güzel bir yemek yemek, iyi bir film seyretmek, yoga yapmak gibi mutluluğunuzu artıran şeyler endorfininizi yükseltebilir. Peki uyku? Uyku şöyle, bebekler 12 saat uyur. Evet. Yaş ilerledikçe bu azalır. Erişkin insanlar 6 saat uyku yeterlidir. Ama birçok kimse 8 saat düşünüyor. Ama deliksiz uyku değil mi sizin şöyle, söylediğiniz? Şöyle, uykuya giriş ve çıkış çok önemli. Siz yatağa girip yarım saat 45 dakikası uykuya giriyorsanız o süre kayıp. Derin uyku dönemi çok önemli. Şimdi bir insan uyuyor, uyanıyor, uyuyor, uyanıyor, uyuyor, uyanıyorsa o ortadaki uyuduğu bölgeye toplayın bir şeye yaramıyor. Hmm. Uykuya gireceksiniz, hiç uyanmayacaksınız ve uyanacaksınız. Aynen. O REM fazının derin olması lazım. O zaman bizim karnemiz kötü, bal şekli. Maalesef. Onu düzeltmemiz lazım. 6 saat uyuyup derin uyursanız ki benim gibi, ben 5 saat uyuyorum genelde. O 5 saat uyku bana etkiliyor. Ama güzel uyuyorsunuz. Bakın 10 saat uyuyan bir insan o gece 8 saat uyumuşsa önemli değil. Hmm. 8 saat uyuyan bir insan 6 saat uyumuşsa gene önemli değil. Ama benim gibi 5 saat uyuyan bir insan 4 saat 45 dakika uyumuşsa 15 dakika o kadar kıymetli. Çünkü...